Önümüzdeki geçen günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önce olduğu gibi 79 arkadaşımız ihraç sisteminde parti disiplin kuruluna sevk edildi. Bu arkadaşlarımız daha önce partide görev yapmış, en iyi şekilde görev yapmış kanaat önderleridir. Bu arkadaşlarımız partide olduğu süreç içerisinde gerek Erzincan, gerek Türkiye geneller için Türkiye'de daha güzel şeyler olması için, demokrasiye katkıları olması için büyük çabalar gösterdiler. Bizim sosyal demokrasi anlayışımız şuydu aslında. İnsan sevgisini içinde bulunduran, özgürlükleri çoğaltan, demokrasiye yaşam biçimi olarak gören, insan hak ve hukukunu en birinci tercih olarak değerlendiren bir anlayıştı. Ama bunu görüyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkana karşı olmak ve örgütün düşündüğü gibi düşünmemek ihraç için en büyük sebep oluyor. Bir kim var? İntikam hırsı var. Benim dediğim olsun. Ama üretilen bir şey yok. İnsanlar işsizlikte kırılırken, yoksulluk artmışken, işte çeşitli siyasi partiler ve örgütlere bu yoksulluğa, işsizliğe karşı mücadele verirken, bir şeyler yapmaya çalışırken Cumhuriyet Halk Partisi tek bir şey yapıyor. Ne yapıyor biliyor musun arkadaşlar? İhraç. İhraç, ihraç. Başka bir şey yok. Bu partide başka bir insanı desteklemek ve bu partide yanlış olan bir şeyleri eleştirmek suç unsuru olur. Ve demokrasinin kılıcı hiç başımıza da eksik olmadı. Değerli arkadaşlar, daha önce geçmiş dönemdeki kurultay öncesi ve delege seçimleri öncesinde siz de çok iyi biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir hayli arkadaşımız ihraç sistemiyle yine disiplin okuluna sevk edilmişti. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı ihraç edilmişti, bir kısmı da genel merkez tarafından ihraçları geri alınmıştı, kabul edilmemişti. Ancak ne acıdır ki bunların içinde ihraç edilip partide istifa eden arkadaşlar bile disiplin okuluna sevk edildi. Partide ilgisi olmayan arkadaşlarımız bile bugün disiplin kuruluna sevk edilmiş durumdalar. Değerli arkadaşlar, bu böyle olmaz. Atatürk'ün partisi böyle olmamalıydı. Özüne dönmeliydi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye önderlik etmeliydi. Ama görüyoruz ki böyle bir iktidar hevesleri yok. Muhalefette kalalım. Aman iktidar olmayalım. İktidar olursak bakanlar kurulu oluşturacağız, hükümet kuracağız, işçilikle uğraşacağız, eğitimle uğraşacağız. Biz böyle şeyler yapmayalım. Muhalefette kalalım. İktidar olmak için mücadele veren arkadaşlar da partide temizleyelim. Bugün şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki günlerde daha genişletmiş bir toplantı yapacağız. Buraya geldiğiniz için, bu problemleri dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Erzincan kamuoyuna da duyuruyorum. Sağ olun, sağ olun.